Osmanlı Genelkurmayı'nın kabul gören verilerine göre Türklerin kayıpları 55 bin şehit, 100 bin yaralı, 10 bin kayıp, 21 bin hastalıktan dolayı şehit, 64 bin hasta olmak üzere 250 bin kişi olarak gösterilmiştir. İngiliz ve Fransızlar savaşın başından sonuna kadar Çanakkale'ye 489 bin asker gönderdi. İngiliz güçler için savaşın insani bilançosu 43 bin ölü, 72 bin yaralı, 90 bin hasta olmak üzere 205 bin, Fransızların ise hayatını kaybeden, hasta ve kendilerinden haber alınamayanlar bir arada hesaplanınca toplam 47 bin kişi oldu. Genel toplamda müttefiklerin kayıp sayısı 252 bin kişiyi buldu. Çanakkale savaşlarında işgalci güçlerin saflarında savaşan Lens isimli bir asker annesine Gelibolu'dan yazdığı mektubunda şunlardan bahsediyor. Sevgili anneciğim, bana göre yarımadada pek çok şey yaşanmasına rağmen bugüne kadar 3 önemli olay oldu. Birincisi, tarihin uzun yıllar unutamayacağı çıkarma harekatı. İnsanın bunun değerini, muhteşemliğini ve mucizeviliğini anlayabilmesi için çıkarmanın gerçekleştiği noktayı mutlaka görmesi gerekir. Elbette bu harekat çok iyi düşünülmüştü. İkincisi ise geçtiğimiz 11 Mayıs'ta binlerce Türk'ün bizim hatlarımıza yaptığı karşı taarruzdu. Karşılaştırdığımızda bizim kayıplarımız çok azdı. Tüm hat boyunca yaklaşık 500 asker. Çıkarma harekatından bu yana üzerimize böylesine çok sayıda geldikleri ilk ve tek andı. Üçüncüsü ise 6. Takviye Kuvvetimizin planladığı ve çok ağır kayıplar verdiği tek can taarruzuydu. Belki de bu harekata katılmadığım için çok şanslıyım. Tek camda hemen hemen en şiddetli muharebe yaşandı. Tanıdığım o kadar çok dostumu kaybettim ki. 14 Mayıs 1915'te İngilizler bomba sırtını ele geçirmek için saldırmıştı. O günü Atatürk şöyle anlatıyor. Biz kişisel kahramanlıklarla uğraşmıyoruz. Yalnız size bomba sırtını olayını anlatmadan geçemeyeceğim. Karşılıklı siperler arasındaki mesafe 8-10 metre. Yani ölüm muhakkak. Birinci siperdekilerin hiçbiri kurtulamamacasına düşüyor. İkinci siperdekiler onların yerine geliyor. Fakat ne kadar imrenilecek bir soğukkanlılık ve tevekkülle biliyor musunuz? Öleni görüyor, 3 dakikaya kadar öleceğini de biliyor ve en ufak bir çekinme bile göstermiyor. Sarsılmak yok. Okuma bilenler Kur'an-ı Kerim okuyor ve cennete gitmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler kelime-i şehadet çekerek yürüyorlar. İşte bu Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren hayret ve tebriğe değer bir örnektir. Emin olmalısınız ki Çanakkale Muharebesini kazandıran bu yüksek ruhtur. Bir Çanakkale gazisi anlatıyor. Yıl 1915. Gelibolu Yarımadası'ndaki savaş hatlarında siperler içindeyiz. Birliğimiz 800 mevcutlu bir piyade alayıdır. Erat içinde okur yazar oranı 10.000'de 1 olduğu söyleniyor. İsteyen erler için Sıla'ya 10 para karşılığında mektuplar yazarak açlığımı çıkarıyorum. Saatler sonra akşam olmuş, gökyüzü tamamen kara bulutlarla kaplanmış, yeni başlayan hafif çisentiyle ortalığı zifiri bir karanlık basmıştı. Göz gözü görmüyordu. Gece yarısı bir emir duyuldu. Hepimiz birden dağlarda yankılanan Allah Allah nidalarıyla hücuma geçtik. Karşı atışlardaki silahların namlusundan çıkan ışık ve alevlere bakılırsa düşman hatları ile aramızdaki mesafe 100-150 arşın kadar olmalıydı. Daha 8-10 adım ancak ilerlemiştim ki tekrar bir emir duydum. Siperlerimize geri dönmemizi emrediyordu.
Ne olduysa işte o andan itibaren oldu. Geriye dönemezdim. Zira geriye dönüş benim için kendi bedenimi zifiri karanlıktaki siperlerde duran askerlerimizin benden yana dönük çığ gibi duran süngülerinin üzerine atarak bile bile intihar ve mutlak bir ölüm demekti. İleriye de gidemezdim. Çünkü zaten geriye dön emri verilmiş, aynı anda düşman ateşi de şiddetini tarif edilemez derecede arttırmıştı. Hemen kendimi olduğum yere attım. Toprağa sarılıp gelen kurşunlardan kendimi korumaya çalıştım. Durdurabilmeden devam eden, gök gürültüsü gibi patlayan silah sesleri kulakları yırtarken, mermiler ve şarapneller keskin ıslıklar çalarak havada uçuşuyor, barut, duman, iz kokusu insanı boğuyordu. Taş, toz, toprak, çalı çırpı, canlı cansız ne varsa yerde ve havada şiddetle birbirine karışarak gökyüzüne fırlayıp geriye yağıyor, göz açtırmıyordu. Artık dimağım durmuş, yorganlarım dumura uğramış, aklım çalışmaz olmuştu. Bu cehennemi, çatışmanın ne kadar devam ettiğini anlayabilecek durumda değildim. Mutlak bir ölüm kapanına düşmenin sıkıntısı ve ızdırabını yaşıyordum. Olduğum yerde cansız gibi yatarak kıpırdamadan iki tarafında ateş kestiği zamana kadar bekledim. Şafak söküp ortalık hafif aydınlanınca çevremdeki varlıkları seçmeye başladım. Çatışma durmuş, silah sesleri kesilmiş, yaprak dahi kıpırdamaz olmuş, ortalığı tam bir ölüm sessizliği almıştı. Başımı yavaşça kaldırıp etrafıma bakındım. Her yer yan yana, üst üste yığılan şehitlerin toza toprağa karışmış mübarek vücutlarıyla kaplıydı. Şehitlerin vücutlarından toprak yüzeyi görünmez olmuştu. Öylesine ki bu vücutlar kendiliğinden doğal bir siper oluşturmuş, birçok yerimden yaralanmama rağmen beni ölümden kurtarıp hayatta kalmamı sağlamıştı. Bu sırada şehitler arasında elinde bastonla gölge gibi dolaşan bir sıhhiye erini hayal meğer fark edebildim. Elimi azıcık kaldırarak zorlukla seslenip onu çağırdım. Sıhhiye sesimi duyunca yanıma geldi. Beni omzuna aldı. Siperlerin gerisindeki tepenin üstüne kadar çıkardı. Tepenin geri yamacında bekleyen bir at arabasıyla diğer sıhhiye ellerini gösterdi. Elime verdiği bastona dayanarak oraya kadar gidip gidemeyeceğimi sordu. Gidebileceğimi söyleyince vedalaşıp ayrıldık. O, başka yaralı askerlere yardım etmek için şehitlerle kaplı savaş alanına, bense gerideki arabaya kadar yürüdük. Hayli yaklaştığım halde arabaya kadar varamadım. Ağrılar, sancılar, kanlar içinde halsiz, dermansız ve bitkindim. Arabanın yanındaki sıhhiye elleri fark etmiş olacaklar ki, hemen yanıma gelerek sedye ile beni arabaya kadar taşıdılar. Orada kendimi kaybetmişim. Gözlerimi tekrar açtığımda şaşkınlık ve merakla çevreme bakındım. Nereye, niçin, nasıl ve ne zaman geldiğimi bilmiyorum. Ama burası bir cennet olsa gerekti. Çok lüks bir yer. Modern bir otel sanki. Etrafındaki karyolalarda yatanlar, kıpırdayanlar, inleyenler vardı. Her yer bembeyaz ve tertemiz. Sakin, havadar, aydınlık, rahat ve ferah. Ama öğrendim. Sonra öğrendim. Sonra çok şey öğrendim. 12 yerimden yaralandığımı da öğrendim. Aklım başıma gelince bir şey daha öğrendim. Öğrendiğim o en acı gerçek, o gece orada Çanakkale Savaşları ateş hatlarında birlikte savaşa girdiğimiz 800 kişilik alayımızdan ben ve diğer yaralılar dahil yalnız ve sadece 8 Türk askerinin hayatta kalabilmiş olmasıydı.